...biz hep baştan beri şunu savunuyoruz... ...tabii ki güvenlik özgürlük dengesini de... ...gözeterek... ...oradaki insanımızın... E, ...haklarını da gözeterek... E, ...terör örgütünü vurdukça... ...bunlar zayıflar... ...terör örgütünü zayıflattıkça... ...bunlar zayıflar tezimizi... ...aslında doğrular bir şey vardı... ...çünkü bunda bu durumda... ...o kahramanlarımızın... ...askerimizin, polisimizin, istihbaratçımızın... ...korucumuzun, her türlü görevlimizin... E, yaptığı mücadelenin de katkısı vardı ama zayıfladılar. Şimdi bunun tespitini yaptılar ve dediğiniz gibi strateji değiştirdiler. Strateji değişikliğinde şöyle bir şey yapmışlardı. Çünkü muhalefet öyle bir duruma gelmişti ki muhalefetin içinde herkes işte o paket gibi bir paket program gibi hı hı. karşımızda duruyorlardı. Hepsi Saadet'i işte Devası, Geleceği, iyi Partisi, CHP'si, DEM'i tipi. Şu amaç gerçekten bir parti olarak mı? Kendi adayların Şimdi, yoksa yine göstermek. Şöyle e, ben şöyle bir şey görüyorum. 14 Mayıs'tan sonra çıkarttıkları ders şu. Bir, biz bu partiyi devre bırakıp birilerinin yanına kendi taleplerimiz bile olsa hı hı. şey yaparsak kendimiz de eriyoruz. Artı muhalefetin içinde bulunduğu durumu da gördüler. Muhalefet şu an perişan durumda açık söyleyeyim. CHP'nin o durum belli. CHP içinde 50 bin parçaya bölünmüş. Kemal Kılıçdaroğlu'cular. Birazdan belki konuşacağız. Tabii evet. ee, yani bir sürü grup var. E, İyi Parti gitti. E, aslında daha önce vermesi gereken kararı şimdi verdi. Ama bir taraftan da o kuruluşundan itibaren çok angaja olduğu için e, o angajmandan dolayı erimeye başladı. Hı hı. falan. Başka başka işte partiler saadetti, devaydı, gelecekti. Ne yapacakları belli değil. Yani başarılı olamayacakları açık. Dem dedi ki ben bunu fırsat olarak kullanayım. Nasıl fırsat olarak kullanayım? CHP bana muhtaç kaldı dedi. Şimdi özetini söyleyeyim değerli e, dostlarımızdan e, zamanda çok fazla çalmayayım. Demin önünde şimdi iki tane fırsat olarak gördüğü bir şey var. Diyor ki ben diyor bu süreçte iki türlü de kazanırım. CHP ile ittifakta kursam kazanırım. Tek başıma girsem de kazanırım. Tek başına girse ne kazanacak? Tek başına girerse o eski deyim yerindeyse militan Seçmenini tekrardan kendisine angaje yapma noktasında. Çünkü şöyle bir durum var. Demin oy kaybetmesinde şu da etkili oldu. İyi Parti faktörü de etkili oldu. Evet. Çünkü Meral Akşener'den, işte İyi Parti içindeki bazı milliyetçilerden rahatsız olan e, belli bir kesim de vardı onların içinde. Şimdi onlardan yolları ayırdım. Ondan sonra. Şimdi diyor ki ben diyor tek başıma girersem şöyle kazanırım. Eski seçmenimi tekrardan konsolide ederim bir güç olarak ortaya çıkarım ve yeniden e, seçimlerde direkt süreçlerde bir kuvvet çarpanı olarak e, seçim ve dengeyi değiştiren parti olarak yeniden ortaya çıkarım. Çünkü demin dengeyi değiştiremeyeceğini 14 Mayıs'ta gördük. Hep ne ben onu soracaktım yani e, gen, genel gece boyunca bunu konuşacağız. Gerçekten dengeyi değiştirebilir mi diye. Vallahi açık söyleyeyim. Türkiye'de dengeyi değiştirecek olan Türk milliyetçiliğidir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Yani Türk milliyetçiliği derken ...şu anlamda Anadolu'nun... E, ...bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları... ...Türk vatandaşları... E, ...vatanperverlik noktasında zaten... E, ...hassastır. Hı hı. Bu çok mu net. Artı siyasal anlamda da... ...Türk Milliyetçiliği'nin... E, ...yaklaşık e, ki... Bu ...Türk milliyetçiliğin kalesi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bunu hiç tereddütsüz... ...söylemek lazım. Başka partiler... ...falan filan kendilerini şey yapıyorlar ama... E, ...çok net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'dir. E, ama seçmen bazında muhalif olsun olmasın. Baktığımız zaman %20-25'lik bir oyu domine ettiklerini gördük. Yani burada seçimlerde etkili bir kuvvet çarpanı olarak Türk Milliyetçi'ni gördük. O yüzden Dem Parti'nin işte 6 milyon seçmeni bu işi 5-6 milyon seçmeninden bahsediyor ya. Domine edemiyor. Şimdi yeniden bunu şey yapmaya çalışıyorlar ama şöyle bir strateji de geliştiriyorlar şey i̇şte hani ikinci seçenek tek başımıza girersek kazanırız. İkinci seçenekli CHP muhtaç pazarlıkta biz elimizi elimizden geldiğince güçlü olalım. Güçlü tutalım ve burada CHP'den de eğer işbirliği yapacaksak da koparacağımızı koparalım. Nedir? Belli ilçeler. Adaları çözemedik. Adalar evet. acaba İmralı'ya yakın böyle sefer mi yapacaklar, ne yapacaklar onu çözemedim. Israrla adaları da istiyorlar. Ondan sonra ilçe istiyorlar İstanbul özelinde. İzmir adayını belirlemeye çalışıyorlar. Tunç Soyer'de ısrar ettiler. Hı hı. Ha, bunun nedeni de şu Tunç Soyer'in evet, evet, 2019-2024 arasında onlarla çok ciddi yakın... Peş açıklamalar geliyor. Tabii teşvik mesai yaptı. yani onlara yakın çok sayıda ismi... İşte e, İzmir Büyükşehir Belediye Baş, e, Başkanlığı'na bağlı iştiraklerde yönetici pozisyonu aldıkları isimler var. Onlara çok yakın. Onların kontenjanında e, isimler var. Hatta belli ihaleler de verdirildi. Onu da söyleyeyim. E, o bilgiyi de paylaşayım. E, o yüzden Tunç şöyle çok iyi anlaşıyorlar. O onu, o yüzden istediler. İzmir'de Ama... mi ihaleler verildi? Tabii tabii. Hı. İzmir'de ihaleler verildi. Ee... Pardon. Aday gösterime durumu olabilir mi Ceyhun Hocam? Tunç Soyer'in mi? Evet öyle bir şey çıkmaz. Hiç sırıtmaz. Yani Tunç Şöyer Parti'den aday gösterilirse hiç sırıtmaz. Olabilir de belki böyle bir seçenek. Yani 12 Eylül'ün anlaşanlı askeri savcısı Tabii. Nurettin Soyer'in oğlu. Tabii. Tabii. Yani hiçbir... İzmir için. Tabii. Yani şimdi... E, Yakışır da yani. Güzel bir profili, siyasal duruşu falan zaten onlara çok yakın. Ben şu detay, bazı detaylara dikkatimi çekerim. Vur, yorum. Tabii Diyarbakır'da. Soyer, Dem Partisi'den aday İzmir'den. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yani geçiyor ismi geçiyor şu anda. Tabii, çok ciddi bir mücadele verdi dem. Yani açık açık dedi ki onlara eğer Tunç Soyer aday göstermezseniz Hı -hı. biz İstanbul'a size destek vermeyeceğiz dedi. Yani bu kadar net koydu çizgiyi. Yani o açıdan ikinci de dediğimiz gibi CHP ile anlaşma noktasında da elimizden geldiğince koparabileceğimizi koparalım. Bu durumda da karlı oluruz mantığıyla Hı -hı. gittiler. Çünkü e, stratejilerini şöyle formüle ettiler. 2019'da biliyorsunuz e, Sezai Temelli o zaman eş başkanları şey demişti tırnak içi onun cümlesiyle işte Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi kastederek işte e, Kürdistan'da biz kazanacağız Batı'da da e, Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz AK Parti ve MHP. Doğru. Dediler ki Tuncay Bakırhan şimdi genel başkanları biz bu stratejiyi değiştirdik. Doğuda da kazanacağız yani işte tırnakçıya söylüyorum ifadeleri Kürdistan'da kazanacağız, batıda da kazanacağız dedi. Strateji buna çevirdiler. Yani kaybettirme üzerine değil de biz maksimum ne kazanabiliriz mantığıyla. Bu yüzden iki türlü de şu an muhalefette avantajlı gözüküyorlar. Bu avantajın önüne geçmek için de formülleri daha sonra söylüyorum.